Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Gençler Birliği sezonun ilk antrenmanına bugün çıktı. Biz de İlhan Cavcav tesislerine geldik. Sizler için takımın yeni teknik direktörü Nobre ve takım oyuncularıyla röportajlar yaptık. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Sorun kim? Değerlendirme yapalım hocam. Tekrar evinizdesiniz. Valla ben çok mutluyum. Bu iş kolay değil, herkes biliyor. Ama ben çok mutluyum. İnanılmaz şanslı. Bu gençler, büyük takımda herkes biliyor nasıl bu cemine. İlk takım teknik direktör bayağı bir kat çok büyük. İnşallah bu sene daha iyi. Geçen sene çok iyi değil. İnşallah bu sene daha iyi. Bizim grup tabii ki biraz eksik var, oyuncu var falan var. İlk haftada inşallah sonra kaç tane adı var, kaç tane bu listede bayağı transfer, inşallah en az 5 transfer. Bambaşka bu gençebilir bu senede. Kariyerinizin hocam ilk antrenmanına çıkıyorsunuz. Neler seyredersiniz? Bak orada daha iyi, daha kolaydı. Ne daha kolay ki burada dışarıda. O zaman oynarken daha kolay. Niye de daha kolay ki? Orada sana antrenman gel bu saat, şu bu falan daha kolay. Ama şimdi bak kaç tane oyuncu var orada? Aşağı yukarı 30 tane oyuncu da. 30 kafa biraz farkında. Yani kolay değil bu işte. Ama çok iyi işte. Ben çok mutluyum. Hocam geçen sene gençleri takip ettiniz. Kötü bir sezon geçti. Evet maalesef. Aslında birebir tanıyordunuz. Ne gördünüz? Eksiklik neydi geçen sene Gençler Birliği'nde? Mert Bolu'da ne fark koyacak burada? Ben bir sisteme vardım. Tabii ki geçen sene daha Hamza Hoca'nın teşekkür ederim. Ben bir sisteme farklı. Ben aynı hocam değilim. Aynı hocam çok var bu Türkiye'de. Hepsi aynı. Aynı sistem oynuyor. Aynı şu bu değil. Bu gençler bu sene başka taktik, başka oyun. Kesin bir iki katı daha iyi inşallah. Nasıl bir oyun tasarısına sahipsiniz hocam? Bu sorun biraz zor da ama bak son 4 günle falan, evet son 4 günle belki son 4 gün 10 saat uykusu, başka da hiçbir şey yok. Yani o iş var, oyuncu, planı, proje, şu, bu, sistema, taktik, işte bu işi. Ama nasıl keyif, inanılmaz keyif falan. İnşallah devamlı bu keyif. Daha iyi keyifli ligde sonra. Hocam bir de geçen sezon altyapıdan bayağı bir oyuncu forma şansı buldu. İlk 11'de 4 oyuncu oldu. Rotasyonlarla 6-7 oyuncu oldu. Şimdi bu altyapıdan çıkan çocukların büyük kısmını siz tanıyorsunuz bir de. Beraber takım arkadaşlığı yaptınız. Şimdi daha fazla görebilecek miyiz? Yani Murat Başkan'la konuştuğumuzda böyle bir vizyon kondu mu ortaya? Tabii bu vizyon çok önemli bu Türkiye. Niye? Gençler sadece geçen sene değil. Aşağı yukarı her sene 1-2 tane oyuncu, 3 tane oyuncu çıkar bu Altepe. Altepe inanılmaz yani. Ve Türkiye için bu çok eksik. Bak büyük takımla. Bizim avantaj da Altepe var, Hacettepe var, pilot var. Her sene en az 2 tane oyuncu. İnşallah bu sene 4 tane, 6 tane. Bu Türkiye'yi potansiyel var. Oyuncu var, potansiyel var. Sadece bir şans da. Tabii ki... Zor ama her şey var burada bu kulüp içinde. Bak diğer kulübü de Süper Lig'de. Bir tesis de yok, belki bir sahada. Bizim avantaj o avantajda. Hocam teknik direktör olarak taraftara ne söylemek istersiniz? Hani oradayken taraftara çağrı başkaydı ama burada daha mı farklı? Şimdi taraftara nasıl bir mesaj verirsiniz teknik direktör Mert Nobre olarak? Bu mesaj ben oynarken ve şimdi teknik direktör tarafta her zaman önemli. Bu o destek inanılmaz. Tabii ki şimdi bu pandemi şu bu bayağı zor da ama inşallah en kısa zamanda herkes bu istat bekliyor. Kaç transfer planlıyorsunuz hocam? Ben plan değil ama daha iyi geçen sene bu sene daha iyi inşallah. Ahmet Uğuz gitti. Berat'ın gitmesi gündemde. Şimdi oralardaki kadro derinliğine o söylediğiniz 5 rakamına dahil miydi yoksa artı mı yazacak bunlar? Berat'ıydı 6 yani. Şimdi değil 5. Tabii ki. Ahmet Uğuz dahil miydi? Ahmet Uğuz'un gideceğini biliyor muydunuz? Evet.
Aydın, Ahmet benim arkadaş, işte o ki daha rahat kafa, daha rahat yeni hava falan. Tabii olsun da inşallah o daha mutlu diye tarafta. Ve şimdi bu Berat, Sira Berat'ı da. Her şey olabilir ama inşallah o devam bir sene daha. Siz gitmesini istiyor musunuz yoksa kalsın bir sene? Kal daha? Tabii ki kaldı. O çok önemli oyuncu da. Çok iyi oyuncu da. Tamam mı? Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. En az bizim kadar Türk futbolunu yakından tanıyorsunuz. Şampiyonluklara ambargo koyan bir üç büyükler var. Bunlara baş kaldıran bir Trabzonspor var, bir Bursaspor var. Bu seferden Edipol Başakşehir'i gördük. Geldiğiniz takım da Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak üzere olduğumuz bir kuruluşun mensubu. Böylesine köklü bir kulüp 2 yıl sonra 100. yılını kutlayacak. Gerçi Türkiye'de uzun vadeli hedefler gösterebilmek bu çok zor ama size bir misyon yüklenecek misiniz 100. yılında Gençler Birliği ile ilgili? Tabii abi, niye diyor? Bursa'da o sene de çok iyi oynarken şampiyon. Geçen sene de Başakşehir'de. Niye gençebilir? Her şey var. Evet. Futbol bir şey var. Her şey olabilirdi. Her şey olabilirdi. İşte ufak defekt var, şu bu pozisyon eksik, şu pozisyon eksik de, ama futbol her şey olabilir. Artık olsun değil mi? Tabii. Bir şampiyon çıksın değil. Tabii. Bugün ben için kolay değil. Oynarken şampiyon bu sahada. Şimdi ben dışarıda istiyorum çok daha. O keyif var tabii ki, şimdi başka keyif ama aynı bu keyifle. Ve ben inanıyorum. Tamam benim. Ve şey de kolay gelsin.